Suriye'de akan kan ve gözyaşı devam ederken Türkiye, Suriyeli mazlumların yaralarını sarmak için mücadelesini sürdürüyor. Bu konuda en büyük kurumlardan biri de Türkiye Diyanet Vakfı. Vakıf, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resulayn ve Tel Halep'teki ihtiyaç sahiplerinin evlerini tek tek dolaşarak yardım kolisi dağıtıyor. Rejim ve yandaşlarının bombaladığı yerlerden biri Resulayn. İç savaşın zorluklarına havaların soğuması da eklenince savaş mağdurları için yaşamak daha da zorlaştı. Yeryüzündeki mazlumlara el uzatmayı kendine şiar edinen Türkiye Diyanet Vakfı, komşusu Suriye'de de savaşın ilk günlerinden bu yana mağdur ailelere yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahraman Mehmetçiğimizin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörden temizlenen Resulayn ve Tel Halep'te Türkiye Diyanet Vakfı insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf ekipleri önce ailelerin ihtiyaçlarını tespit ediyor. Ardından sınır ötesinde açılan TDV Yardım Koordinasyon Merkezleri vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini tek tek dolaşarak Türk halkının yardımları ulaştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak Barış Pınarı bölgesinde biz faaliyetlerimize devam ediyoruz. Diyanet Vakfımız olarak biz Tel Halep bölgesinde patlayan bomba sonucu yaralanan yaklaşık 70 civarında insanımız ve 20 civarında şehidimizin ailelerine gıda yardımında bulunduk. Bu çerçevede bize bu destekleri, katkıları sağlayan milletimize biz teşekkür ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı sadece kişisel yardımlarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda camilerin bakım onarımını yapıyor. Camilere atanacak görevlileri de tespit ederek hayatı normalleştirme konusunda çaba harcıyor. Türkiye bir yandan bölge halkının yaralarını sararken diğer taraftan da terör yüzünden tahrip olan camilerin onarımını sürdürüyor. Elbap'ta terör örgütü DEAŞ'ın bombardımanında ağır hasara uğratılan 12. yüzyıla ait tarihi Ulu Cami'nin restorasyonunda sona gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla caminin yakında ibadete açılması bekleniyor.